Şimdi Haziran ayına baktığımız zaman da Haziran ayının ilk haftada biraz sıkıntılı. Bir de 18'inden sonra alacağımız bir açı var. O da biraz sıkıntı yaratıyor. Ama bununla beraber de ayın 5'inde gerçekleşecek İkizler Burcu'nda bir yeni ay var. Bu yeni ayla beraber zaten hayatımızda genel anlamıyla yeni başlangıçları getirecekler. Tavsiye olarak tabii şunu söyleyeceğiz. 6'sına kadar yeni başlangıçlardan uzak duracağız. 6'sıyla 9'u arasında toplantılar, iş görüşmeleri, iş yapmak, yeni şeylere başlamak, genel anlamda bir şeyler adım atmak adına da çok önemli bir dönem olacak bu süreç içerisinde. O yüzden bu enerjiyi kullanmak adına çok iyi süreç olarak baktığımız zaman da. Yeni aylar her zaman bizim için yeni başlangıçları getirmekte, tetiklemektedir. O yüzden değişime biraz daha ayak uydurmak. Tabii 12 burçta bu alanda etkilenecek yani. Hani sadece ikizlere özel bir şey değil. İkizlerde gerçekleşen bir yeni ay var. Zaten ikizlerde bir Venüs yerleşimini görüyoruz. Güneş-Venüs kavuşumu da gerçekleşiyor. İlişkilerle ilgili bir şeyleri toparlamak, dengelemek adına 6'sıyla 9 arası çok uygun bir dönem sürecine gireceğiz. Ama 9'u ve mesela 11'i 12'si arasındaki süreçlerde özellikle toplantılara ve iş görüşmelerine aşırı derecede dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. İş görüşmeleri, toplantılar ya da insanlarla iletişim kuracağınız süreçlere hepsine dikkat etmeniz gerekiyor. İlişkilerin tekrardan gözden geçireceği bir dönemi de işaret etmekte. Yeni aylarda genelde yeni ay ritüelleri yaparız bizler. Çünkü bunlar çok önemlidir. Hayatımızda bazen blokajlar olur. Hayatının zayıf olan noktaları vardır. Onları güçlendirebilmek adına, işte bereketi arttırabilmek adına, ilişki hayatınıza çekebilmek adına bazı ritüeller, çalışmalar yapılabilir. Bunları uygulamak, bu konuyla ilgili çalışmak adına da çok uygun bir dönem sürecinde. Şimdi koçların özellikle bu dönem yeni başlangıçlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. 5'ine kadar da herhangi bir başlangıç yapmayı tavsiye ederim. Özellikle ani karar almamanızı çok fazlasıyla tavsiye ediyoruz bu süreç içerisinde. Parasal durumlarla ilgili yaşanan sıkıntılar ön planda. Geçtiğimiz haftalarda da böyleydi ama 6'sından sonra artık maddi sorunları çözebilmek adına koçlar için çok uygun bir dönem. Aynı zamanda sağlık sorunları belki gündeme gelebilir. Bel ağrıları, sırt ağrıları ile ilgili koç burçları sıkıntılar yaşayabilirler. Trafikte biraz daha sakin olmalarında fayda var. Çünkü bu dönem zaten yönetici gezegenleri de retro sürecinde olduğu için biraz sıkıntıları ön plana getirecek. Ama 6'sından sonraki olan süreçte çok daha güzel bir dönem adım atıyorlar ilişkileri değerlendirebilmek adına. Özellikle ilişkisi olmayan koçlarda yeni ilişkilere 6 ile 9 arasında başlayabilir. Ani flörtler gerçekleşebilir. Veya flört ettiğiniz veya ilişkide olduğunuz bir insanla aniden ciddi adımlar atmaya gidebilirsiniz. Bu yönde de sizleri destekleyici olumlu etkiler var diyebiliriz bu süreçle ilgili. Boğalara bakacak olursak, boğalarla ilgili de önemli adımlar var. İş dünyasıyla ilgili özellikle gelişmelere açık oldukları bir dönem. İş hayatıyla ilgili sıkıntı yaşayan boğalar, iş bulamayanlar ya da bu dönem içerisinde işsiz kalanlar ya da bereketinde, kazancında düşüş olan boğalarda bunları kuvvetlendirebilmek, güçlendirebilmek adına ön plana çıkacaklar. 6'sıyla beraberinde, 6'sından sonraki süreçte maddi anlamda gelişmeler daha da ön plana çıkıyor. Yalnız dikkat edilmesi gereken şey, inatçılık uğruna yaşanabilecek sıkıntılar var. Zaten bugün de önemli açılar var. Satürn-Neptün etkileşimi var. Bu da yanılgılara düşebilme ihtimalini fazlasıyla arttırıyor. Gerçekleri görebilmek adına iyi odaklanılması gerekmekte. Yine 4'ünden sonra ilişkilerle ilgili yeni kararları alma sürecine geçeceğini göstermekte. Ama yine yeni ayı bekleyelim ve 6'sından sonraki sürece adım atarsak, bırakırsak ilişkileri değerlendirmek adına ya da yeni kararları vermek adına çok daha olumlu bir açı var. O süreçte daha başarılı, daha bereketli kararlar da verebileceksiniz. İkizlerdeyiz. İkizlerde zaten bir yeni ay gerçekleşiyor. Venüs İkizler Burcu'nda, Güneş İkizler Burcu'nda, İkizler Burcu için çok hareketli bir dönem zaten başladı. Yeni kararlar alabilmek adına da çok önemli süreçler. Biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Yeni ilişkiler, maddi kararlar çok ön plana çıkacak. Kararsızlıklar arasında kalacağız. İkilemler söz konusu olabilecek. O yüzden biraz daha karar vermeye kendinizi zorlamayın. Biraz daha akışa bırakın kendinizi. Özellikle evlilikle ilgili olan kararlar alacağımız zaman biraz daha, hatta Haziran sonrasında bırakırsak sizler için çok daha hayırlı olacaktır diye düşünüyoruz. İkili beraberliklerle ilgili yaşanan sıkıntıları, sorunları Haziran'ın zaten İlk haftasından sonra çözümleme süreçleri söz konusu olacak diye düşünüyorum. Bu arada eski sevgiliden haberler alınabilir, eski ilişkiler tekrardan gündeme gelebilir, tekrardan bir şeyler başlayabilir ama zarar görebilirsiniz. Tekrar düşünmek gerekmekte bu süreçle ilgili. Maddi sorunlar yaşayan ikizler artık rahat. Bu aydan itibaren maddi sorunlarını ikizler burcu çözümlüyor. Biraz daha rahat edecekler. Özellikle sağlık sorunları varsa bunları çözümleyebilmek, doktorundan destek alabilmek adına da çok iyi bir dönem diyebiliriz. İş fırsatları çok önemli ama 10'una kadar, yani 7'siyle
onu arasındaki bir süreçte ikizler biraz ters açı alıyor. Bu ters açıdan dolayı da sıkıntı yaşayabilirler. Ona çok dikkat etmeleri lazım. Yedisiyle onu arasındaki iş görüşmelerine dikkat edelim. Ondan sonraki süreç zaten genel anlamıyla çok rahat geçecek ikizler için. Yengeçlerin bu dönem iş hayatında zaten çok yoğun bir dönem başlıyor. Sizin için de hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkürler. Haziran ayında yani hatta Haziran ayında başlayan yoğunluk yengeçleri yaz boyunca etkileyecek. Yeni iş başlangıçları söz konusu. Bununla beraber ikili beraberliklerle ilgili biraz sıkıntılar yaşanabilir. İş hayatındaki yoğunluktan dolayı insanlara ya da sevdiklerinize vakit ayıramayabilirseniz buna biraz daha özen göstermeniz gereken bir dönem içerisinde kilolara çok fazlasıyla dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı sıkıntılarınızı da atlatacaksınız. İçsel anlamda kendinizi yalnız hissettiğiniz bazı konular vardı. Bunları artık toparlama sürecindesiniz. Evdeki huzursuzluklar biraz canınızı sıksa da ya da bazen sizi düşündürse de bunların hepsini de atlatabildiğiniz bir döneme geçiyorsunuz. İnşallah güzel bir dönem yengeçler için de var. Maddi alanda da çok rahat, çok yoğun, koşuşturmalı bir dönem. Ev hanımları bile çok koşuşturacak bu dönem içerisinde. Allah kolaylık versin şimdi. Gülşen'le Harun parayı buluyor. Evet. Güzel. Artık biz devam edelim. Aslan Burcu'na baktığımız zaman da Aslan Burcu ile ilgili olumlu gelişmeler söz konusu. Kafası Aslan'ın hep işlerde. Yani aşk hayatında olan da çok güzel bir ilişki yaşayan Aslan da kafası iş hayatında ve geleceğinde çok fazla takıntılı bir şekilde ileriyi düşünüyor. Bundan biraz daha uzaklaşılması gereken bir dönem içerisindeyiz. Maddi alanlarla ilgili sorunları çözebilmek adına 6'sından sonraki süreç sizler için çok uygun olacak. Aynı zamanda ilişkiyle de ilgili olan destekleri de arkanıza aldığınızı görürsek ilişkiyle ilgili radikal kararlar alma süreci. Bazı değişimler yaşama, taşınma konuları, yer değişikliği gibi süreçlerde ön plana gelebilir, gündeminize gelebilir, taşıyabilirsiniz. Ayrıca yine eklem yerlerin özellikle omuz bölgesinde ya da baş bölgesinde yaşanabilecek de ağrılardan yani biraz müzdariplik olabilir. Bunlara da dikkat edilmesi gereken bir süreçteyiz. Maddi alanda esas rahatlama 9'undan sonra da işaret ediyor bu noktayla ilgili. Başaklara bakacak olursak Jüpiter zaten Başak Burcu'na seyrine devam etmekteyken bu süreç içerisinde diğer yönetici gezegeni yani Merkür temasının İkizler Burcu'nda da baktığımız zaman Boğa Burcu'nun geçişi işte İkizler Burcu'ndaki yeni ayın gerçekleşmesiyle de beraber etkileşime baktığımız zaman Başaklar'da da yeni başlangıçları getirecek. Yalnız Başakların ilişkileriyle ilgili sorunlar probleme geliyor bu dönem içerisinde. Yeni ayın etkisi her ne kadar koruyucu bir etki yaratacak olsa da yine de dikkat edilmesi gereken bir süreçte. Kendinizi insanlara yanlış ifade edebilirsiniz. Yanlış iletişim kurabilirsiniz. Bazı sıkıntılar, problemler olabilir. Korkular, kaygılar çok fazlasıyla yaşayabilirsiniz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Takıntılar ön plana çıkabilir. Biraz daha sakin olmakta fayda var. Parasal konularla ilgili artış, kuvvetlenme, güçlenme süreçlerini işaret ederken harcamalardan kaynaklı da maddi sıkıntıları gösteriyor. Yani biraz daha harcamalara dikkatli olalım. Biraz daha parayı biriktire bir kısımda olursanız Başaklar için de zaten bu süreç çok güzel olacak. Aramızda Başak yok değil mi? Yükselenim. Öyle mi? Evet. Yani olana çok dikkat edeceksin o zaman. Neye dikkat edeceğim? Bu söylediklerime. Yükselen burçları da aynı şekilde dikkat etsin bu süreç. Ay burçları, yükselen burçları da aynı şekilde bu noktaları zaten dinleyebilirsiniz. Teraziye bakacak olursak terazinin de önemli kararlar vermesi, iş hayatında adımlar atabilmesi, kariyerinde yükselebilmesi adına çok çok olumlu bir dönem içerisinde. Maddi açıdan da yaşadığı sıkıntıları atlatabilmek, yine yer değişikliği, ev değişikliği, hane değişikliği yapabilmek adına son derece uygun. İlişkiler gündeme gelebilir ama özellikle yine 7'sinden sonraki süreçle ilgili yeni başlangıçları, temaları göstermekte. Evlilik kararı alan teraziler için son derece de uygun bir dönemler. Kilo ile ilgili biraz sıkıntılar yaşayabilecek. Ağız sağlığı ile ilgili biraz problemler yaşayabileceksiniz. O yüzden bu alanlara dikkat edebilirsiniz. Parasal konuyla ilgili ay sonuna kadar inişli çıkışlı bir süreç sizi biraz gerebilir. Ama gerilmeyin. Akışa bırakın. Yeni ayda ritüel yapın. Biraz olumlu düşünün. Enerjinizi yüksek tutun. O zaman zaten o karşılığını alıp dengeleme sürecine geçeceksiniz. Akreplere bakarsak artık karmik borçları ödeme zamanı bu haftadan itibaren. Parasal alanda da yine kuvvetlenmeler ön plana gelecek. Kafaya taktığınız şeyleri yapabileceğiniz bir dönemi işaret etmekte. İkili beraberlikte çatışmalar, sorunlar ya da problemler biraz canınızı sıkacak olsa da yine de ilk haftadan itibaren bunları da çözümleyebileceğiniz bir döneme adımlarınızı atıyorsunuz. Yeni iş başlangıçları adına da, yükselme adına da sevinebileceğiniz bazı alanlar söz konusu olabilir. Yine işsiz akrepler ya da iş arayan akrepler de bu dönem içerisinde iş görüşmeleri yapabilmek adına da çok uygun. Yeni iş başlangıçları da işaret ediyor Akrep Burcu'nda. Teşekkür ederim bir Akrep Burcu olarak.